Merhaba sevgili Ezber Bozan Edebiyat takipçileri. Bu dersimizde Nazım Hikmet Ran'ı tanıtacağız sizlere. Hikayemize geçmeden önce Nazım Hikmet hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar ilk şiirlerinde milli mücadele yıllarını şiirlerine yansıtmış bir sanatçımızdır. Sanatçımız fütürizm akımından etkileniyor. Rus şairi Mayakovski'nin etkisiyle yazdığı şiirleri vardır. Arkadaşlar ilk şiir kitabı 835 satırdır. Divan ve halk şiiri söyleyişlerini çağdaş bir anlayış içerisinde günümüze taşıyan bir sanatçıdır. Şiirlerinde arkadaşlar sosyalist dünya görüşünü ve ideolojisini yansıtmıştır. Böylelikle toplumcu gerçekçi şiir anlayışının ilk temsilcisi olmuştur. Evet, bazı şiirlerinde fütürizmin etkisiyle makine hakimiyetinin özlemini yansıtıyor. Arkadaşlar şiirlerde aşk şiirleri yazıyor. Bunun dışında sosyalist dünya görüşünü ve ideolojisini yansıtan bir sanatçıdır diyoruz. Toplumcu gerçekçi anlayışla yazdığı şiirlerinde toplumu harekete geçirecek söylem nitelikli sesleniş hakimdir. Yine Atilla İlhan gibi şiirlerinde büyük küçük harflerin kullanımında ve satır uzunluklarının dalgalanması ve simetri kurması yönüyle farklılıklar göstermiştir diğer sanatçılara göre. Evet, hikayemize geçecek olursak arkadaşlar bu resimde gördüğünüz hikaye Nazım Hikmet'in eserleridir. Burada 835 satırlık son şiirlerinde rubai nazım şekliyle hikmetli olayları ele almıştır. Bakın 835 satırlık son şiirlerinde Nazım Hikmet Ran'ın rubaileri yer alıyor arkadaşlar. Memleketinden insan manzaralarını ve portreleri yansıtmıştır arkadaşlar. Şiirinde memleketinden insan manzaraları ve portreleri yansıtmıştır. Bu dönemde hep bütün şairler Ferhat ile Şirin, Yusuf ile nefis doyuran Züleyha'yı anlatırken o anlatmak istediği şeyi arkadaşlar Jakont'un kafatasının bulunmasıyla ortaya çıkan bir olayla anlatıyor. Evet, ilginç bir olay. Jakont'un kafatasının ortaya çıkması arkadaşlar şehir halkını, yani sesini kaybeden şehri bir kurtuluş savaşı mücadelesine döndürüyor. Milli mücadele yılları gibi insanları bir araya getirmesine vesile oluyor. Böyle etkili bir olay. Evet, Kuvayi Milliye ruhunun oluştuğu bir olay olarak da tarihe geçiyor arkadaşlar. Gece gelen bir telgrafta Simavne Kadısı Şeyh Bedrettin'in fetvası vardır bu olayla ilgili. Demokles'in kılıcı keskin olur. Bu adam kendini niçin öldürdü? Evet, fetvada bunlar yazıyor. Niçin öldürdü sorusuna cevap aranır. Böylelikle şu düşünce ortaya çıkar arkadaşlar. Yaşamın bu kadar güzel bir şey olduğunu söyleyen biri, yani Jakont, niçin kendisi enayi mi ki kendini öldürsün? Bu olay arkadaşlar aynı zamanda Turan Baba'ya mektup yazılarak çözülmesi istenir. Evet, bir hikaye anlatmış olduk size. Bu hikayeyle birlikte Nazım Hikmet Ran'ı aklınızda eserleriyle tutmuş olacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.